Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz milli uçak gemimiz. TCG Anadolu değil, tamamıyla bir uçak gemisi. Çünkü artık bazı özellikleri netleşti ve 2030 yılında envantere katma çabası ortaya çıktı. Yeni verilen bilgilerle ve mantık doğrultusunda gemimizi daha net bir şekilde biçimlendirmeye çalışacağız. Peki uçak gemimiz hangi uçakları kullanacak? Son olaylardan sonra nükleer güce sahip olabilir mi? Veya teknik özellikleri nasıl olacak? İncelemeye başlayalım. Devasa uçak gemileri bir ülkenin büyük elçileri desek yanlış olmaz. Elbet savunma silahları değiller ama size tehdit oluşturan bütün unsurları yaklaşık 10.000 kilometre uzaktan bertaraf edebilirler. Haliyle böyle bir silaha sahip olmak kolay olmamalı. Personelinden tutun da bakımına kadar çok kasvetli oyuncaklar, sahip olunsa bile ülkenin ekonomisini alt üst edebilmekteler. Ayrıca uçak gemileri tek başına seyre çıkmazlar. Yaptığımız takdirde yanlarında en az 3 muhrip ve bir denizaltı refakat etmek zorunda. Bunun da birçok sebebi var aslında. En temel olanları ağır ve hantal olması, savunma ve saldırı konusunda oldukça kısıtlı olması gibi nedenler. Ek olarak gemiyi gönderdiğiniz devlet size çok ağır ve hızlı önlemler alacaktır. Kısaca bu yüzden büyük filolar halinde gezmek zorundalar diyelim ve ilk sorumuza geçelim. Uçak gemimiz 2030 yılında envantere girdiği takdirde hangi uçağı kullanabilir? Sonra bu soru üzerinden gemimizin yeni detaylarına bakacağız. Öncelikle elimizdekilere göz atarak başlayalım. Elimizde uçak gemisinde tek uyabilecek uçak F-4'ler. Tabii F-4'leri 2030 yılına kadar envanterde tutmamız pek mümkün değil. Envanterde kalsalar dahi uçak gemisinde kullanmamız söz konusu olmaz. Yorumlayacak olursak iki sebebi var. Pilotlarımız şu anki halleriyle ses hızının üstüne çok riskli olduğundan çıkmamakta. Dolaylı olarak tail hook dediğimiz yöntemle uçak gemisinde çok sert bir şekilde çarparak inmesi gerçekten tehlikeli. Daha bir hafta olmadı, Eskişehir'e F-4 tail hook'la indi diyebilirsiniz. Ama oradaki tutma kancası dirençsiz. Pistte uzun olduğundan yerdeki mekanizma lastik misali gerilmekte. Lakin uçak gemisinde pist kısa olduğundan yer mekanizmasının gerilme durumu çok daha az. Ayrıca uçaklar gemiye inerken hızlı inerler. Bunun sebebi kanca mekanizmayı tutmazsa tekrar havalanmak için hızını yeterli tutmak. Bununla da birleşirse hızlı sert iniş demektir. F-4 de bu iki kuvvete dayanabilir mi derseniz de deneyemeyiz bile. Umutlanmaya gerek yok. O yüzden en gerçekçi olanaklara bakalım. İlk çözüm milli muharip uçak. 2008 yılında seri üretime girmesi pek de imkansız değil. Ancak çözüm bu olmayacak çünkü girse bile doğrudan uçak gemisinde konuşlanamaz. Özel bir model gerekli. Hem deniz rutubetine dayanıklı olması hem de gövdesinin kuvvetli olması gerekir. Paslanma gibi sorunlardan hiç bahsetmiyoruz. Biraz da motor gücünün artması makul olabilir. Bizim görüşümüz uçağın bazı özellikleri netleştiğinde bahsettiğimiz deniz modeli de geliştirilecektir. Fakat bunun için de yeterli kaynak ve iş gücü gerekli. Milli uçakta olmazsa dış uçak alımı netleşecektir. Özellikle en mümkününe Tayfun diyebiliriz. Aynı şekilde modifikasyonlar bu uçak için de geçerli. Hatta dikey kalkış yapabilmesi için bu uçağa uyumlu motor alternatifi bile mevcut. İngiltere'de sorun yapmayacağından çünkü birlikte güzel işler yapıyoruz, gayet olumlu bir uçak diyelim. Sonuç olarak sorunlardan milli olarak ya da Tayfun uçağıyla kurtulabiliriz. Çünkü proje ileri tarihli. İkinci sorumuza gelelim. Nükleer sistemlerdeki son olaylardan sonra uçak gemimizde nükleer bir kalp olabilir mi? Uçak gemilerinde nükleer itki sistemleri kullanılması uzun vadede maliyetten büyük oranda kısabilir. Sadece 20 senede bir ikmal gerekli. Bununla birlikte sınırsız menzillere sahip olması anlamına da gelmekte. Ancak böyle bir uçak gemisi inşa etmek işin doruk noktası. Yapabilmek için nükleer teknolojiyi benimsemeniz gerekli. Öyle ki daha kendi santralimizi dahi inşa edemiyoruz. Kritik teknolojiler olduğundan dışarıdan bir devletten de temin etme şansımız yok. Bu nükleer bomba yapan Pakistan olsa bile. Son günlerde Pakistan'la bu konularda yakınlaştığımızı görüyoruz. Özellikle onlardan bu teknolojiyi aldığımıza dair iddialar var. Ancak bomba yapmak farklı, sürekli çalışan bir gemi kalbi yapmak farklı. Çünkü tamamıyla güvenli ve verimli olmalı.
Amerika bile Nimitz uçak gemilerinde kalpten tam verim alamamış. O yüzden ilk uçak gemimizi nükleer bir güçle yapmamız son olaylardan sonra bile pek mümkün değil. Ayrıca zaten uçak gemimizde nükleer güç olacak diye bir kaide yok, böyle planlanmadı. Ama şahsi görüşümüz ikinci uçak gemisi olursa eğer gündeme gelebilir. Bunun yanında yapacağımız uçak gemimizle dünyanın öbür ucuna da gitmeyeceğiz. O yüzden şu an bize daha mütevazı gemiler gerekli. Biz de ilk uçak gemimizle bu ilk adımı atacağız. Tıpkı yapım olarak korvetlerden fırkateynlere geçmemiz gibi düşünün. Aksi halde karşılaşacağımız sorunlar çok uzun yıllar sıkıntılar oluşturabilir. Geldik son büyük sorumuza. Milli uçak gemimiz nasıl olacak? Yeni gelen bilgiler neler? Bildiğiniz üzere TCG Anadolu'da doğrudan İspanyol muadilini aldık. Ama uçak gemimizde böyle bir durum olmayabilir. Bu yüzden örnek alabileceğimiz uçak gemilerine bakalım. Yeni bilgilere de tabii ki bakacağız. İlk gemimiz Queen Elizabeth. Genel olarak bakarsak 70 bin ton ağırlığında orta ayarda bir uçak gemisi. 280 metre uzunluğunda olan Queen tek bir uçuş rampasına sahip, kısmen büyük bir gemi. Öyle ki Fransız Charles de Gaulle gemisinden 20 metre daha uzun ve ağır, fakat iki gemi de hemen hemen aynı kabiliyetlere sahip. Demem o ki fazla abartıya gerek yok, sadece Queen bazı elektronik aksamlar tarafında daha gelişmiş. Diğer gemimiz yukarıda da bahsettiğim Fransız ürünü Charles de Gaulle. Medyada Amerika dışında tek nükleer tahrikli uçak gemisi olarak bilinmekte. Bu gemi her türlü uçağı kaldırabilir, hafif kargo uçakları ve AVAX'lar buna dahil. Teknik kısımda Amerikalılardakilerden daha kısa kalkış yeteneğine sahip, kısa olması gemiye de yansımış ve akıllıca tasarlanmış. Sonuçta demem o ki geminin daha uzun olmasına ne gerek var. Ağırlığına gelecek olursak tam yükte 42 bin ton. İngiliz uçak gemisinden 2 kat daha hafif. Şimdi her şeyi ele alalım. Bize ne lazım? En az 50 bin ton ağırlığında bir gemi. Uzunluk olarak son bilgilerle 250-260 metre yeterli olacaktır. Bunun dışında en az satobar kalkış yapabilmeli. İlk uçak gemimizin büyük şeyler kaldırmasına gerek yok. Mevzu bir yerde hava üstünlüğü kuralım ve en azından 40 hava aracına sahip olabilsin. Böyle bir gemi bize fazlasıyla yetecektir. Bu düşüncelere baktığımızda yeni gelen bilgiler tam da buna uygun şekillerde. Biz daha öncesinde Queen Elizabeth seviyesinde bir şeyler beklerken hedefimizin daha toplu olduğunu öğrendik. Amacımız 50 bin ton ağırlığında 1800 personel kapasiteli bir uçak gemisi yapabilmekmiş. Ayrıca hem katapult sistemi olmalı hem de F-35B gibi uçaklar kalkabilmeli. Hedefimiz bu gemiyi 2030 yılına kadar yetiştirmek. Yeni bilgiler bu şekilde. Bakarsak Fransız gemisi bizim ihtiyaçlarımıza göre şekillenmiş gibi gözükmekte. Eski olmasına rağmen yeterli ve mükemmel hale getirebiliriz. Tabii Fransa'nın bu konuda bize yardım etmeyeceği aşikar. Lakin bu demek değildir ki İngiltere bize bir Charles de Gaulle tarzı gemi yapmaya yardım edemez. Tıpkı milli muharip uçaktaki gibi bir yakınlaşma mümkün. Kısaca kazan kazan durumu diyelim. Anlattıklarımıza özet olarak oluşacak gemi profili aslında 2-3 sene önce yetkililer tarafından belirlenmiş. Oluşan tip Fransız tarzı bir gemi inşa etmek. Aksi halde daha büyük ya da daha küçük yapmak mantıksız olur. Sonuç olarak donanmamız için böyle bir haber gerçekten doruk noktası. Donanmamızın küresel güç olması için gereken ilk adım buydu ve artık netleşti. Hedefimiz Charles de Gaulle tarzı ilk uçak gemimizi 2030 yılına yetiştirmek. Bunun için muhtemelen 2023 gibi yıllarda yapımına başlanacak ve 7 yıllık bir süreç sonunda ordumuza katılacak. Bizce bu tarih 1-2 yıl sarkabilir ancak hedeflerin artık konmuş olması gerçekten mükemmel. O yüzden hayırlı olsun diyelim ve videoyu bitirelim. Bu arada dostlar, Defense Line adında ikinci bir kanalımız var. İçerisinde çatışma videolarından yeni incelemelere kadar her şey mevcut. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.